Türk-Amerikan ilişkilerinde karar vericiler, Türkiye'nin önemini biliyorlar. Bizim söyleyeceğimiz şey çok basit. Daha önce de söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel siyasetteki aktifliği ve küresel siyasetteki görüşü ile Türkiye'nin önemi o aranda değişecektir. Yani artacaktır ya da azalacaktır demiyorum. Bir kanaat ortaya koymuyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer içine kapanacak ve tamamen Amerika kıtasında varlığını sürdürecekse Türkiye'nin fazla bir önemi olmaz. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, Avrupa'da varlığını sürdürecek ve oradaki politikaları etki etmek arzusundaysa ve bu konuda kararlıysa ki var olan bütün yapısı, kurumsal yapısı ve tarihi tarihe baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. O zaman Türkiye o bölgenin en önemli aktörlerindendir. Bunun nedeni çok basit. Coğrafyası, insan kaynağı, nüfusu, bölgesel bölgesinde olan e, tehditler ve bu, bu tehditlerin küresel yansımaları. Yani bütün bunları düşündüğünüz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili ilgisi ve kararlılığı devam ediyorsa o zaman Türkiye vazgeçilemez bir ülke olarak ortaya çıkacaktır. Bu çok doğal. Özellikle Covid sonrası bölgesel gelişmelere baktığımız zaman yeni bir dünya kuruluyor sözü çok söylendi bugüne kadar o sözü söylemeyeyim ama yeni dengeler, yeni arayışlar bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmakta. Buna baktığınız zaman da Türkiye'nin önemi bölgesinde eskisinden daha fazla ortadadır. İki ülke siyasi olarak birbirine stratejik ne kadar stratejik ortak olursa olsun iki ülke halklarının birbirleriyle ilgili algısını da bizim pozitif yönde, yönde etkilememiz lazım. Bunun Hepimize faydası var. Şimdi önce şunu söyleyeyim, biz burada eğer güzel bir şey yapacaksak bunu hep beraber yapacağız. Yani... ...bir büyükelçi bunu... ...ya da büyükelçilik bunu tek başına yapamaz. Onun için... ...burada yaşayan... ...bütün vatandaşlarımızın, Türk-Amerikan... ...vatandaşlarımızın... ...katkıları... ...her alanda bize desteklerini büyük bir memnuniyetle karşılarız ve aslında bu bu da bir ihtiyaçtır. Nasıl ki burada diğer e, ülkelerin diasporaları e, çok aktif ve etkin bir şekilde e, çalışıyorlarsa e, buradaki Türk Amerikan topluluğunda görüşü ne olursa olsun, fikri ne olursa olsun e, aynı şekilde ortak değerler, ortak hedefler doğrultusunda çalışmasını arzu ediyoruz. E bugüne kadar hiçbir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o kelimeyi kullanmadı. Sözde soykırım kelimesini kullanmadı. Şimdi kullanıp kullanmama konusu yine bildiğiniz gibi yine benzer şekilde tartışılıyor. Türk kamuoyunda, Amerikan kamuoyunda tartışılıyor. Senatosunda, meclislerinde tartışılıyor. Tabii nihai kararı verecek olan makam Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden. Bu konuda. Türkiye'nin tezleri çok net ve çok da aslında açık. Yani diyor ki Türkiye, bunu yıllardır söylüyor, bu konuyla ilgili bağımsız araştırmacılar, uzmanlar bir araya gelsinler ve bu konuda bir çalışma yapsınlar. Bütün arşivleri açalım. Yani dünyada bu konuyla ilgili var olan arşivler. Türkiye'deki arşivler, Yunanistan'daki arşivler, Amerika'daki arşivler, Ermenistan'daki arşivler bunları açalım. Araştırmacılar çalışsınlar çünkü tarihçiler çalışsınlar. Yani tarihçiler ancak ne olduğuna ortaya çıkartabilir. Şimdi bu Türkiye'nin öteden beri yıllardır ortaya koyduğu, öne sürdüğü bir bir öneri. Maalesef bunun nedense bir karşılığı olmadı. Nedense Ermeni tarafı bu konuda bir adım atmadı. Yani Bağımsız tarihçilerin bir araya gelmesi kimseyi korkutmaması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.